sahibiyle muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Beşincisini gerçekleştirmiş olduğumuz İstiklal Yolu yürüyüşü programında başlangıcından bugüne emeği geçen bütün kardeşlerimize, Dernek Başkanı Ahmet Gildar'dan, değerli küçüğe kadar, vakıf başkanımıza kadar ve yine bu organizasyonda çok büyük emekleri olan değerli hocam İsmail Çan Bey'e, Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sunum yaptılar burada. Her ikisi de milli mücadelenin ne anlama geldiğini, kıyısının, Ilgaz'ının, İnebolu ve Çankırı'nın insanlarının milli mücadelede ne tür katkılarda bulunduğunu ayrıntılı olarak ifade ettiler. Elbette ki cephede göğüs göğüse çarpışanlarla arkada lojistik destek sağlayanları asla ve asla birbirinden ayırmamız mümkün değil. İşte bunu ortaya çıkartmak, tarih şuurunu, milli mücadeledeki o ruhu ortaya koymak adına gerçekleştirilen bu etkinliklere İstanbul'dan, Ankara'dan, Çankırı'dan katılımıyla şereflendiren değerli hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsek az. İşte milli mücadele ruhu burada, kıyısında, bu meydanda görünüyor. Bürokratıyla, devlet yöneticisiyle, halkıyla, köylüsüyle bütünleşmiş bir görüntü bugün burada fazlasıyla gösteriliyor. Milli mücadeledeki kahramanlarımızı, Derbent şehitliğinde yatan şehitlerimizi, bu mücadele esnasında sakat kalan, vefat edenleri bir sefer daha rahmetle anıyoruz. İşte Cenab-ı Hak bir daha bu millete asla ve asla İstiklal Marşı yazdırmasın diyen milli şairin ifade ettiği gibi, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin vatanından beni dünyada cüda diyor. İşte bu milli kahramanlar, bu milli marşları yazarken yaşadıkları, Ankara'da İstiklal Marşı'nı kaleme alırken, Polatlı yakınlarındaki top seslerini duyduğu anda, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi Serhattin var diyor. Yani onların ne kadar cephanesi toplu tüfeği olursa olsun, bu milletin de imanı var. İşte bu iman ki onları topuyla, cephanesiyle, her türlü imkanlarıyla yedi düvele karşı bir olduğunda, beraber olduğunda karşı koymasını bildiği ve ecdadın bu mukaddes topraklarını bizlere bir sefer daha emanet etti. Nasıl ki Osmanlı'da milli mücadele döneminde İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ilgaz hattı, Kalecik ve Ankara hattı önemliyse, bugün de bu önemi bir sefer daha perçinleyen, işte o Anadolu ruhunu yaşatan, milli mücadele ruhunu yaşatan, Kuvayi Milliye ruhunu yaşatan bir dönemi yaşıyoruz. Bugün hayal dediğimizleri, şeyleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Düne kadar İstanbul'dan çıkıp geldiğinizde İndağ rampasını nasıl geçeceğiz? Önümüzde bir kamyon olduğu zaman bunu nasıl sollayacağız deyip saatlerce beklediğimiz dönemleri ve Ilgaz Dağı'nda işte bugün açılmakta olan tüneli hayal edebilir miydik? Ama dünün hayalleri bugün bir bir gerçek oluyor. İşte Cumhuriyetimizin 90. yılında ecdadın Abdülhamit Han'ın hayalleri gerçekleşiyor. Pekin'den kalkan bir tren bugün Londra'ya kadar inşallah Marmara'yla birlikte İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayacak. Emin olun önümüzdeki yılın Kasım ayında Kastamonu'dan çıktığınız zaman 35 dakikada aştığınız Ilgaz Dağı'nı inşallah 9 dakikada o tünelle aşmış olacaksınız. Seneye Ilgaz Dağı tüneli açıldığında bu İstiklal Yolu'nun mücadelesi ve bu kavramın ne anlama geldiğini biraz daha iyi özümseyeceğiz ve daha iyi anlayacağız. İşte bu tarihimizi ortaya çıkartan, milli mücadeledeki kahramanlıkları ortaya koyan kıyısının yürekli insanlarına bir sefer daha teşekkür ediyorum. Ilgaz'ımıza teşekkür ediyorum. Bugün
defa gerçekleştiriyoruz. Biz de siyasi olarak, bir milletvekiliniz olarak ilk defa katılıyorum. Emin olun bundan sonraki projelerde İsmail Hocam'la görüştük. Kültür Milletvekilimiz de burada sizleri beklerken ifadelerde bulundular. Bir kısım projelerinizin olduğundan söylediler. İnşallah bu arkadaki kabartmalar dahil olmak üzere İstiklal yolunda yanığın emine ne kadar ızdırap çekmişse ilim milletvekilleri olarak inşallah bizler de aynı ızdırabı çekeceğiz ve sizin hatıratınızı en güzel şekilde yaşatmaya gayret sarf edeceğiz. Her koşulda sizlere destek olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ben bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımı tekrar yürekten kutluyorum. Bu ruhun yaşatılması adına emek sarf eden 7'den 70'e herkesin Cenab-ı Hak huzurunda inşallah emeklerinin karşılığını bulmasında temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.